Dostlar selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Perşembe günü yayınlanan SPK biliyorsunuz bülteninde iki tane halka arz onay çıkmıştı. Birisi Koç Meteoroloji diye dün videosunu yaptım o şirketle ilgili. Bugün de Altınay Savunma halka arzı hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Evet, Altınay Savunma Teknolojileri ne iş yapar? Halka arz fiyatı ne zaman halka arz olacak? Borsa kodu, halka arz büyüklüğü, teknolojileri ne kadar yani? Uygun mu? Sahibi kim? Hepsini öğrenebileceksiniz. Ve kaç liralık bir yatırımla bu halka arza katıldığınızda hisse alabilirsiniz. Bunu da öğreneceksiniz. Altınay Savunma Teknolojileri 2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kuruldu. Şirket hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, görünmezlik sistemleri, silah sistemleri, mühimmat üretim ve imha sistemleri alanında faaliyet gösteriyor. Şirket bu kapsamda kamu ve özel sektör ile yurt dışında çeşitli paydaşlarına çözümler sunmakla birlikte projelerin üstleniciliğini yürütmektedir. Evet, geçen yılda sanırım SDT Ozay Teknolojileri halka arz olmuştu ve inanılmaz bir gelir elde etti yatırımcılar bu halka arzdan. Ve herkes bu şekilde savunma teknolojisi işi yapan şirketleri beklemeye başladı. Tabii bunu iyi araştırmak gerekiyor arkadaşlar. Şirketlerin özellikle bütün yapmış olduğu işler çok önemli. Bu yüzden rastgele her savunma şirketi diye bakmamak lazım. Ama bu tür savunma teknolojileri de şu anda oluşan dünyadaki bu siyasi iklimde de oldukça önemli gibi gözüküyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Evet, şirket başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçiriyor. Altınay Savunma ayrıca bu alanda küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor. Yani halka arzın amaçlarından birisi de tabii ki bu olabilir. Yani küresel anlamda da şirketin bir şeyler adımlar atması gerekiyordur. Bu yönüyle bu halka arz ücretle parası kullanılabilecektir. Evet, şirkette alanda uzman mühendislerin bulunduğu 120'den fazla kişi çalışmakta. Şirketin merkez ofisi İstanbul Kurtköy'deki İstanbul Teknopark'ta yer almakta. Bunun yanı sıra farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 10 bin metrekare üzerinde altyapısı bulunuyormuş. Evet, şirket AS 9100D belgesi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO gizli telsiz güvenlik belgelerine sahipmiş arkadaşlar. Evet, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz fiyatı 32 lira olarak belirlendi. Ve Altınay Savunma Teknolojileri halka arzı kapsamında talepler 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacak. Evet, Koç Meteoroloji 9-10'du. Bu da 8-9-10 Mayıs'ta toplanacak. Altınay Savunma Teknoloji hissesinin sembolü ALTN'ye arkadaşlar. Altın N'ye. Halka arz büyüklüğü 1,8 milyar Türk lirası olarak belirlendi. Ve Altınay Savunma Teknolojilerinin halka açıklık oranı %25'tir. Toplamda 58 milyon 823 bin 530 adet lot dağıtılacaktır. Katılım endeksine uygun arkadaşlar. Birçok yatırımcıyı ilgilendiren bir durum. Altınay Savunma Teknolojilerinin katılım endeksine uygun olduğunu söyleyelim. Evet, Altınay Savunma Teknoloji halka arzı bireysel eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir. Altınay Savunma Teknolojilerinin %5 üzerindeki ortaklığı bulunan 3 ortaklığı bulunmakta. %28, 27'si Hakan Altınay'a, %20'si Letven Kapital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi ile Melis Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na, %53 ise yine Hakan Altınay'a aittir. Evet, finansal gücü şöyleymiş. 2023'te 1,1 milyar Türk lirası. Brüt kar ise 465,6 milyon TL. Yani kar oranı çok çok yüksek görüyorsunuz. Yani dünkü haberimizde Koç Meteoroloji'nin çelik alanı zaten kar marjı tabii ki düşük ama vermiş olduğu rakamlarla şimdi bu Altınay Savunma Teknolojileri'nin vermiş olduğu kar oranları
Arasında inanılmaz bir fark var artık. Burada bir Ar-Ge ücreti var arkadaşlar, kâr marjı olarak. Bu yüzden zaten bu tür şirketlerin yapmış olduğu iş anlaşmaları çok çok etkili oluyor. Yani birisi 10 milyarlık iş anlaşması yapıyor, hisseli tık yok. Ama böyle şirketler, Ar-Ge'ye yatırım yapıp da üretim yapan şirketlerin yapmış olduğu bir 300-400 milyonluk iş anlaşması hisseyi 3-4 gün tavana taşıyor. Çünkü niye? Biliyor ki o 400 milyon, 200 milyonu kalacak. Yani kâr marjı var. Diğeri 10 milyarlık satsa da 200 milyonluk, 300 milyonluk kâr zor ediyor çünkü. Evet. Devam edelim. 2002 hasılatı 588,7 milyon. Brüt kâr 300,8 milyon. Görüyorsunuz burada da %50'den fazla, burada özellikle daha iyiymiş. 2021 262,6 milyon. Brüt kar 166,6 milyon Türk lirası. Evet. Kâr marjı düşüyor gibi gözüküyor ama tabii miktarlar da inanılmaz derecede artıyor. %50'ye yakın bir kâr marjı olduğu gözüküyor. Buradan brüt kar üzerinden arkadaşlar. Onu da söyleyelim, net değil. Brüt kar üzerinden. Evet. Altıdan savunma teknolojileri, fiyat istikrarı ve hedefleri neler? Bu da bizim gibi küçük yatırımcılar için oldukça önemli. 15 gün fiyat istikrarı planlanmaktaymış. Halka arz gelirinin %25'i kadarıyla. Evet, güçlü bir giriş olduktan sonra zaten 15 günde de halka arz edildiği fiyatın altına düşeceğini düşünmüyoruz. Bir yıl ortak satışı yapılmayacakmış, bir yıl ihraççı satışı yapılmayacakmış. Genel manada yeni halka arz olan şirketlerin çoğunun bulunduğu taahhüt. Evet, şirket halka arzdan elde edecek geliri şöyle kullanacak arkadaşlar. %50'si yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları. Bu çok önemli yani yatırımcılar için. Şirket üretim altyapısını kuvvetlendirmek amacıyla Kocaeli'de makine ihtisas organı sanayi bölgesinde yapıma devam eden fabrika inşaatını 2024'ün ilk çeyreğini tamamlayarak faaliyete almayı hedefliyormuş. Evet, bu da önemli çünkü verdiğiniz paraların %50'si yatırıma gidecek. %15'i test ve doğrulama teknolojileri ile Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımları. Evet, bu tür şirketlerin kâr marjının yüksek olmasının sebepleri de budur zaten. Ar-Ge ve Ür-Ge bir şeyler ortaya koyup bu patenti satarlar. Neymiş bunlar? 300 madde üzerinde ağır sınıf insansız hava araçları için demir kuş sistemleri geliştirme yatırımı, güç ve itki sistemlerinin geliştirmesi yönelik Ar-Ge yatırımları, savunma ve havacılık sistemleri için hareket denetisi yatırımları. %5'lik global satış ve pazarlama ağı yatırımları, bu da çok önemli ve belki de %5 az bile kalmış denilebilir. %15 işletme sermayesine ayrılacakmış, %5 ise finansal borç ödemeler. Evet, son finansallarına göre 55 milyon Türk lirası kısa vadeli kredi borcu varmış. Yaklaşık 8 milyon TL uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı ise 87 milyon TL uzun vadeli taksitli kredi borcu bulunmakta. Çok büyük bir borç değil. %10'u da şirket satın alımı veya iş ortaklarının kurulması üzerineymiş. Arkadaşlar 1000-1200 liralık maksimum bu hisseden ortak olabilirsiniz. Daha fazla dağıtacağını zannetmiyorum. Bu 600 lira kadar bile düşebilir. Çünkü halkın ve toplumun küçük yatırımcı özellikle bu tür şirketlere, yani savunma sanayilerine, şirketlere ilgisi artıyor ama son 3 ayda da halka arz için gelen çoğu yatırımcının borsadan gittiğini de biliyoruz. Bu yönüyle de yine de daha eskilere oranla biraz daha bir 3 milyon kişilik bir katılım yine de olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.